Sayın Paylan hoş geldiniz. Sayın Paylan beni duyabiliyor musunuz? Evet ben sizi duyuyorum. Merhabalar hoş geldiniz. Bugün meclise bir yasa teklifi verdiniz. Daha sonrasında da mecliste bir basın açıklamasıyla da bunu duyurdunuz. Küçük esnafın zincirlere karşı korunması konusunda bir yasa teklifi bu. İçeriğinde neler var? Petek Hanım, bizim kuşak yani bizler bakkallarımızla, manavlarımızla, kasaplarımızla, çiçekçimizle, ayakkabıcımızla birlikte büyüdük. Yani esnaf kültürü memleketimiz için çok önemli bir kültür ve sosyal dokumuz için de çok önemli. Ama özellikle AKP döneminde zincir marketler her köye, her ilçeye, her mahalleye yayıldı. Bir kanser gibi yayıldı, kontrolsüz olarak yayıldı. Ve bu marketler devasa boyutlarda açılıyorlar ve içlerinde her şey var. Yani züccaciye üründe var, nalbur üründe var, ayakkabıda var, kasabın üründe var. Her şeyi satan zincir marketler, devasa marketler var. Ve bakkallarımız bu marketlerin açıldığı her yerde kapandılar. Kasaplar kapandı, ayakkabıcılar kapandı, nalburlar kapandı. Yani esnaf bu marketlere karşı rekabet edemiyor. Ve bunun sonucunda da esnaflar iflas ediyorlar ve esnaflarımızın çocukları da bu marketlerde asgari ücretle çok ağır şartlarda çalışmak durumunda kalıyorlar. Şimdi biz zincir marketlerin tamamen yasaklanmasını da söylemiyoruz bu yasada ama şunu öneriyoruz. En büyük önerimiz o, en önemli önerimiz o. Zincir marketlerin şehir dışına çıkarılmasını istiyoruz. Ve şehir içinde de eğer sınırlı sayıda olacaksa bunların 50 bin kişiden fazla nüfusu olan ilçelerde veya illerde olmasını ve her bir mahallede en fazla bir tane olmasını öneriyoruz. Yani her diyelim ki Migros var, A101 var, BİM var bunlardan birer tane olmasını öneriyoruz 50 bin kişinin üzerindeki olan yerlerde ve bunların çalışma saatlerinin kontrol altına alınmasını öneriyoruz. Aynı zamanda çalışma günlerinin de kontrol altına alınmasını ve sattıkları ürünlerin de kontrol altına alınmasını istiyoruz. Yani niye bir zincir markette ayakkabı olsun, niye nalburiye ürünleri olsun bunlara denetlenmesi lazım. Sattıkları ürünlerin sınırlanması gerekiyor ve aynı zamanda esnafa zarar vermeyecek yerlerde açılmaları gerekiyor bu marketlerin. Yani şehir dışında açılması gerekiyor. Biz bu açıdan yasa teklifimizi verdik. Yani tekrarlayayım, zincir marketlerin şehir dışına çıkarılmasını öneriyoruz. Zincir marketlerin şehir içinde kalacaksa çok az sayıda ve 200 metrekareden de büyük olmamasını öneriyoruz. Zincir marketlerin çalışma gün ve saatlerinin sınırlanmasını öneriyoruz. Zincir marketlerin satacakları ürünlerin sınırlanmasını öneriyoruz. Esnafı zincir marketlere karşı koruyacak Esnaf ve Zanaatkarlar Koruma Kurulu'nun kurulmasını öneriyoruz. Bu sayede yerelde kurulacak bu kurullarla nerelerde sınırlı sayıda zincir marketin açılabileceğini ve bunların hangi saatlere çalışacağını ve neler satabileceğini de belirleyeceğiz. Böylece ayakkabıcımızı, kasabı, bakkalı, manavı, çiçekçiyi, züccaciyeciyi, nalburu koruma altına almış olacağız. Yasa teklifimizi bugün meclise sunduk ve bunun yasalaşması için de elimizden gelen mücadeleyi vereceğiz. Pandemi döneminde esnafımız çok büyük sıkıntı yaşadı. İflasla yüz yüze kaldı ama zincir marketler karlarına kar kattılar ve her bir mahallede, her bir köyde mağaza açmaya devam ediyorlar. Bu gidişata son vermek istiyoruz. Yasa teklifimizde buna son vereceğiz ve esnafımıza rahat bir nefes aldıracağız. Sayın Paylan, sizin de söylediğiniz gibi esnafın ekonomik durumu gerçekten kötüleşti. Borç çeviremez duruma geldi ve intiharlar hızla arttı. Bunun tek nedeni tabii ki pandemi değil, tek başına ekonomi politikaları da değil. Sizin de dediğiniz gibi bu zincir marketlerin, bunu biraz daha anlatmanızı istiyoruz. Yaşamdaki karşılığı ne oldu? Nasıl etkilendi esnaflar bundan? Şimdi zincir marketler bir mahalleye girdikleri zaman düşünün ki devasa marketler bunlar ve her bir ürünü milyonlarca tane alabiliyorlar. Ve bakkallarımız sonuç olarak son derece sınırlı sayıda ürünü satabilecekken bunlar çok sayıda alıyorlar. Ve diyelim ki bir bakkalda bir ürün 10 liraya satılabiliyorsa zincir market bunu 9 liraya 8 liraya kampanyalarla satabiliyorlar. Ve bunun sonucunda ise o bakkallar, marketler, manavlar, kasaplar, ayakkabıcı veya nalbur bununla rekabet edemiyor. Vatandaşımız şöyle bakabilir, ya ne var ben 1 lira daha ucuza alıyorum diye bakabilir ama bu zincir marketler esnafı bitirdiği için her ailede bir esnaf var. Her ailede bir esnaf akraba var.
Sonuç olarak kendi çocuğunuzun, eşinizin, dostunuzun, kuzeninizin, amcanızın esnaf olduğunu düşünün ve onun iflas ettiğini düşünün. İşte büyük bir yıkım getiriyor bu ailelere. Yani bu anlamda o ucuza aldığımız 1 lira aslında bizim için büyük bir zarara dönüşüyor. İkinci boyutu sosyal dokumuzla ilgili. Yani biz esnaf kültürüyle büyümüş bir toplumuz. Mahallede olan bakkala icabında evimizin anahtarını verebiliyoruz. Ondan dayanışma alabiliyoruz. Zor duruma düştüğümüzde veresiye yazdırabiliyoruz bakkalımızı ama bu zincir marketlere düşünün ki bakkallara veresiye yazdırıyor vatandaşlarımız ama parası olduğunda zincir markete gidiyor. Bu da bakkallarımızın, manavının, ayakkabıcının, nalburun bitmesi demek. Bu açıdan bu zincir marketleri mutlaka kontrol altına alınması lazım. Hem ekonomik gerekçelerle kontrol altına alınması lazım yani esnafın ayakta kalmasının kontrol altına alınması lazım. Hem de sosyal dokumuzun yerle bir olmaması için kontrol altına alınması lazım. Herkesin sonuç olarak bir girişimci olma hakkı vardır. Küçük esnaf olarak bir girişimci olma hakkı vardır ama zincir marketler, bakkalı, manavı, ayakkabıcıyı, nalburu bitirdiği için hepimiz zincir marketlerin altında çocuklarımızın çalıştığı, orada kölelik düzeninde çalıştığı, işçi olarak çalıştığı yerlere dönüşüyor. İşte bu da hem ekonomik düzeni bozuyor, hem sosyal düzeni bozuyor. Bu açıdan AKP'nin yandaşları olan bu zincir marketlerin, yani A101'lerin, BİMlerin, Migros'ların, Carrefour'ların mutlaka kontrol altına alınması lazım. Bunların şehir dışına çıkarılması lazım ve çalışma saatlerinin ve sattıkları ürünlerin kontrol altına alınması lazım. Aksi takdirde esnafımız şu anda can çekişiyor, iflasla yüz yüze kalıyor, esnaflarımız intihar ediyor. Eğer bu gidişat bir yıl daha giderse geriye pek de bir esnafımız kalmayacak. Bu gidişata behemhal son vermeliyiz. Bunun için de yasa teklifimizi verdik. AKP'nin de bunun üzerine bir çalışma yaptığını duyduk. Ama onlar sermayeden yana düzenleme getirecektir. Biz esnaftan yana, halkımızdan yana, yoksullardan yana bir yasal düzenleme yaptık ve bunun yasalaşması için de elimizden gelen mücadeleyi sürdüreceğiz. Sayın Paylan duyurusunu yaparken, basın açıklamasını yaparken bu yasa teklifinin HDP hazırladı, HDP sundu ama bu sadece HDP'nin projesi olmamalı diye bir öneriniz de vardı, bir dikkat çekmeniz de vardı. Ne öneriyorsunuz, ne bekliyorsunuz? Pelek Hanım, inanın ben bunu Ticaret Bakanlığı görüşmelerinde söyledim de Ticaret Bakanlığı genelde bu zincir marketlerden yana tavır alıyor. O zincir marketler lobisini destekliyor ama ben bunu konuştuğumda AKP'si, MHP'lisi, CHP'lisi, İYİ Partilisi bütün milletvekilleri bu önerime destek veriyor. Onlar belki dillendiremiyorlar bunu ki birkaç AKP'li vekil de bunu söyledi. İnanın Plan Bütçe Komisyonu'nda olsun, genel kurulda olsun ben bunu ne zaman konuşsam gelip milletvekilleri çok iyi söyledin ağzına sağlık diyorlar. Çünkü onlar da yerellerde, Trabzon'da, Kayseri'de, Urfa'da, Malatya'da, İzmir'de kendi esnaflarıyla görüştüklerinde aynı şikayetlerle karşı karşıya kalıyorlar. Ama zincir market lobisi ne hikmetse çok güçlü ama meclisteki ben şu andaki 600 milletvekilinin tamamının bu zincir marketler yasasının çıkması gerektiğini düşündüğünü biliyorum. Ama onlar üzerinde sarayın bir vesayeti var. Onlara buradan da çağrımdır. Gelin hepimizin seçmeni olan bu esnaflarımızın hayatını kolaylaştıralım. Zincir marketleri kontrol altına alalım diyorum. Eminim ki bu yasa teklifimize Türkiye Büyük Millet Meclisi destek veremeyecek, vermeyecek. Açıktan buna destek vermiyorum diyebilecek tek bir milletvekili yoktur. Çünkü destek vermiyorum dediği anda kendi yerelindeki vatandaşlarımızın, esnafımızın tepkileriyle karşı karşıya kalacaktır. Bu açıdan bu yasa teklifinin bir an önce gündeme gelmesi lazım ve esnafımızın zincir marketlere karşı olan rekabet gücünün mutlaka sağlanması lazım. Sayın Garo Paylan, çok teşekkür ederiz yayınımıza katıldığınız Ben için. teşekkür ederim Petek Hanım.